haram, haram çigirasiga aytilgan. Bitta ma'nosi. Qotilan nas hatta yashhadu alla ilaha illalloh. Hatta yashhadu alla ilaha illalloh. O'sha ya'ni ijbor ma'nosi bo'lsa, Makka mukarramadagi haramga tegishli ekanligi aytiladi. Bu hadisni faqat haramga tegishli dedi degan gap ham to'g'ri emas. Haramga tegishli jihati hozirgacha amalda. Lekin bu umumiy hammani qatl qilishlikka buyurilgan degan gapni ateist bilan xavorij aytibdi. Opa singil bo'lib qoldi bular hozir. Mana shu sohada. Xavorij dinda eng zo'r amal qilyapman degan odam, tagini surishtirsangiz ateistlarning gapi bilan bir xil bo'lib qoldi. İslam qotillik dini emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallam rahmat bilan yuborilganlar. İlacı bors bo'lsa, imkoniyat topsalar mutlaqo odamlarni o'ldirmaslikka harakat qilganlar. O'ldirishlikka haqli bo'lib turib, o'ldirmaganlar. Ha? Sumama ibn Usol degan sahoba bo'lgan, radhiyallohu anhu. Buni aytib berdim avval. Eshitganmidinglar sizlar? Sumama ibn Usol, radhiyallohu anhu, sahoba. Avval bu odam Bani Hanifani amiri bo'lgan, Yamanni Yamandagi katta qabilaning podshohi bo'lgan. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam Madinada turib Kisroga, Xiraqilga xat yozganlarida Sumomaga ham xat yozganlar. Sumoma ibn Usolga aslim taslam deganlar, musulmon bo'l salomat bo'lasan deganlar. Sumoma o'zi arab qabilalaridan, Bani Hanifa qabilasidan. Rosa izzat nafsiga tekkan. Sen degan meni aslim taslam deysan mı meni deb ichiga adovat tushib qolgan. O'sha qayerda bo'lsa o'zi juda pahlavon odam bo'lganda, haqiqatda kuchli odam bo'lgan. O'zi yakka yurar ekan ko'chada ham amir, podshoh. Sahobalardan ba'zilarini ushlab olib o'ldirgan. Ovlar ekan, odam ovlar ekan da shunaqa odam bo'lgan. Ya'ni yomon o'ldirgan, xulik shaklda o'ldirgan. Keyin o'zini jahiliyat paytida umra qilib kelay deb, ular ham umra qilgan edi, jahiliyat umrasi. Umra qilay deb yo'lga chiqib, to'xta degan shu Madinaning atrofidan bir o'tib ketay, birortasi chiqib qolsa Muhammad uchrab qolsa o'ldiraman deb Madina atrofida yurgan. Yurganda Payg'ambar alayhi salatu vasallam chegaraga odamlar qo'yib qo'ygandilar. Ular tap tutib ushlab olishadi uni. Ushlab olib kelib masjidga bog'lab qo'yishadi. Lekin Sumomat ibn Usolligini bilishmaydi. Bog'lab qo'yishdi. Noma'lum odam ko'zi alanjalang olib kelib masjidning ustuniga bog'lab qo'yishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam peshin namoziga chiqib qarasalar, Sumoma o'tiribdi bog'langan. Odamlar chaqiradilar. Kim olib keldi deydilar. Bilmaymiz. Ha, bilmayapsizlarmi? Yo'q. Sumoma-ku deydilar. Rasululloh taniydilar. Sahobalarni o'ldirgan qotil odam. Musulmon emas hali. Keyin aytadilar, meni o'zim xonadonimdan taom pishirtirib qo'yaman, olib borib beringlar, yaxshilab qaranglar. Namozdan keyin kelib oldiga kelib qalay ahvoling deydilar. Deganda ana bihoyir deydi, men yaxshiman deydi. Menga juda yaxshi qarashyapti deydi. Senga qanaqa muomala qilishimizni xohlaysan deydi payg'ambar alayhisalom. Desa aytadiki, "In taqtulni taqtul zadam va in tun'im tun'im ala shakir" deydi. Agar meni o'ldirsang, haqli o'ldirgan bo'lasan, chunki men sizlardan odam o'ldirganman. Lekin yaxshilik qilsang, men shukr qiluvchi odamman. Pulim ham bor, mansabim ham bor, maqomim ham bor. Xohlagan narsangni bera olaman. Lekin o'ldirsang haqqing bor deydi. Arablarning tabiatini qarang. Qo'rqmayapti-da. O'zi mushrik. Qo'rqib musulmon bo'lishlikni xohlamayapti. O'ldirsang haqqing bor deyapti. Lekin qo'yib yorsang, men juda ne'mati bor odamman, podshohman men. Payg'ambar alayhisalom indamaganlar ketganlar. Ertasi kuni yana shunaqa ne'matlarni berib, yana kelib yana so'raganlar. Nima ahvol degan kechagi gap degan. In taqtulni taqtul zadam va in tun'im tun'im ala shakir degan. Yana qo'yganlar 3-chi kuni kelib yana so'raganlar. Qalay ahvol deganda yana shunday javob bergan. Kim chaqirganlar sahobalarni? Yechinglar deganlar. Yechib bor ketaver deganlar. Rasululloh agar yuqoridagi hadisni umumiy tushunadigan bo'lsak, umirtu kalimasiga ko'ra uni o'ldirishlari kerak edi. Nima qo'yib yubordilar?
Demek hadislerini biz düşünürken biz başka hadisler bilen düşünüşümüz gerek. Demek uyağdaki has buldu değil mi? Keyin o ne bakıyken? Azad bugünden keyin şimdi o bakiyeni aldırdı, şu peyde hurmazar barıken. Hurmazarga kiredi, gusul kiredi, kayıtıp gelip durup, ben güvahlık veremen Allah'tan başka ilah yok, güvahlık veremen ey Muhammed siz Allah'ın peygamberi siz deydi. Aytadı Allah ki kasem ki, ta Müslüman bugünümge kadar min üçün en kabih insan sizdi deniz. Hadır men üçün en mahbub insansızsız. Allah ki kasem ki sizin dininiz men üçün en yaman dinidir. Hadır en yakşı din. Allah ki kasem ki sizin şehriniz en közümge yaman kuringen şehridir. Hadır en güzel şehirge eğlendirir. Men umre bilen yolge çıkan adım ne deysiz? Umre'n devam ettireyim mi? Degen. Degen Peygamber aleyhisselam devam ettir degenler. Hele Mekke'ye ruhsatı yok Müslümanlar. Lekin Sümame ibn Usal radıyallahu anhu Müslüman böyle Mekke'ye bargenler. Mekke'ye kirgenlerde birinci talbiyeni şu kişi etken. Hazır ayetemizi talbiyeni. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Sümame ibn Usal'ın metni şu. Birinci talbiye etken adam. Şunu ayeti kırı bargende Mekke müşriklerden yaşlar gelip urmakçı buluşken. Kattaları tanıp kalışken. Hı tekmelerin, tekmelerin. Ahir bu Sümame ibn Usal ki, Bani Hanife'nin padişahı ki, hemen buğdayını şundan ekspert kılışarken. Buğdayını şu belirken Mekke'ye. Ha bunu urup koymalarin ettiğe buğdayı sokup getirmez ahir. King ayetişken, asabavta deyişken, dinden çıktın mı deyişken, yani özünü müşriklik dininden. Degen de ya degen, ben dinden çıkmadım, ben Müslüman buldum degen. Müslüman buldum degen. Şimdi Allah'a kasem ki, eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhsat vermese, sallarına bir havuç buğday vermeyim ben degen. Resulullah'tan ruhsat sorayısalar ki, kim veremem degen. Eyvah degen müşrikler, tamam buldum deyişken. Kayıtıp ketip, hemen buğdayı tohtatken. Mekke müşrikleri Resulullah'a hat yazken. Senge biz iman keltirmegen miyiz? Lekin karındaş uruhçilik, yaş balalarge, yetimlerge, açlarge sen mihribançilikini dava kılasan. Ahir Sümame bizge buğday vermeyi koydu. İltimas sen ruhsat ver bizge degen. Resulullah ruhsat bergenler Mekke müşriklerge buğday veriştik ki. Kani umirtu an uqatilennez hammeni öldürüşlikke dalalat kigen. Bu hadis kayaka getirdi. Bu faaliyet kayaka getirdi. Bu hadis Mekke'de eğitilirken bir orta kılıç götürürken sahabını görür müsünüz? Yok. Habab ibn Arat radıyallahu anh'ı kilip eğitken ya Allah'ın Resulü kıynelip gittik duayı batkırın. Bir narsa kılaylık, kılıç götürelik degen. Peygamber aleyhisselam Habab ki karat şek kılı yapsan mı degenler? Senden aldığın ki kavimler boşlarından arranı koyup ikiye bölüp taşalgen diyen dininden kayıtmagen. Tirisi bilen, suyegi bilen, göçtüğünü alakada kılıp acıratı varışken dininden kayıtmagen. Mekke'den ta ki Hira'ya kadar İslam adaletini ornatadı. Şu menzilde en haligi karakçılar topları degen menzil cayken değil mi? Barakul Gamad, Hazarul Maut degen caylar. Hazarul Maut uzun almış naka caylar. Ölüm hazır bulup durgen caylar. Meneşe caylarda şunday adaletini ornatadı. Sefer kılgen adam Allah'tan korkadı halas şu caydan yürüyetken de. Çupan fakat böğrüden korkadı koyun meyip koymaz mıkin deyip. Adam zat ortasında adalet ornatadı İslam'da geldi. Mekke'de. Bu hadis Mekke'de eğitir yaptı. Demek bu hadis cenk cedelge alakası yok. Cinayetçilikke karşı alakası var. Hazreti Ebu Bekir'in faaliyetleri şu. Cenk katta buldu. Medine'de buldu. Badr Medine'de, Uhud Medine'de, Ahzab Medine'de, Handak Medine'de. Hamasi Medine'de buldu. Haybar gazatı Medine'de buldu. Mekke'de bitti. Cihat buldu. O Kaysi'ydi, Hudaybiye'ydi. Hudaybiye sulh bilen tügedi. Ki Mekke'nin fathı buldu. Buldu. Sümamet ibn İsal radıyallahu anhu. Tarihte cüde emkette ornu var. Bunu bir organı koyulsa, cümede em aitilse yakşı. Uşa, bana şu peygamber kılıç bilen yubarılgen, biz hammanı öldüremiz Müslüman bulmasa degen adamlar gerek diye bu. Bu sahih hadis bu. Meşhur sahabi. Radıyallahu anh. Uşa,
Usal. Üthev, ha bilen. Thev bilen, asalam deyişedi. Şimdi Araplarda isminin harfini oku geldik. Sümmâmet ibn-i Üthel, radıyallahu ta'ala anhu.